Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda da sizlere kırmızı ışığın bitkiler üzerindeki etkisini anlatacağım. Bitkiler ışık spektrumunda kırmızıya duyarlıdır. Saygıdeğer arkadaşlar, bitkilerin kırmızı ışıklı fotoreseptör olarak adlandırdıkları zaman ortaya çıkan bir hassasiyettir. Bu reseptör bir bitkinin hücrelerinde bir fitokrom olarak bulunan mavi, yeşil bir pigmenttir. Bir fitokromu yalnızca kırmızı ışığı algılayan bir göz olarak düşünebilirsiniz. Kırmızı ışık bir bitkiye birçok yönden etkiler. Bol miktarda kırmızı ışıkta yetişen bitkiler genellikle bereketli ancak genellikle uzun ve çeşitli dallara sahiptir. Fotoreseptör çok miktarda doğal kırmızı ışığı absorbe ettiğinde, örneğin yaz aylarında çok fazla miktarda doğal kırmızı ışık olduğunda belirli bir bitki hormonunun metatopolin olarak adlandırıyoruz, üretimi artar. Bu hormon bitkilerde klorofilin bozulmasını önler, bu nedenle ilkbahar ve yaz aylarında yeşil kalırlar. Ve bu sadece bir avantajdır. Çünkü bu zamanda bitkinin enerjiyi güneşten şekere dönüştürmek için klorofiline ihtiyacı vardır. Kırmızı ışık ayrıca çiçeklenme süresini ve bir bitkinin tohum üretimini de etkiler. Işıktaki uzak kırmızı, yani görünür spektrumun sonunda görünür şekilde kırmızı olan kırmızı renk. Miktarına kıyasla kırmızı miktarına dayanarak bitki çiçeklenmeye başlayıp başlamayacağına karar verir. Çiçeklenme süresi bitkinin karanlıkta fazla kırmızı ışığa maruz bırakılmasıyla uzatılabilir. Daha sonra hasat etmeniz daha uzun sürecektir. Tabii ki istemeyeceğiniz bir durumdur. Işıktaki kırmızı renk bitkilerde spesifik yağların konsantrasyonunu arttırdığından tadı da etkileyecektir. Yapraklar daha sonra acı bir tada sahip olabilir. Bitkilerinizden tohum çıkarmak ve mümkün olduğu kadar dişili tohum istiyorsak, bitkilerinizi aşırı kırmızı ışığa maruz bırakmaktan kaçınmalısınız. Çünkü bu tohumların çoğunun erkek bitkilere dönüşmesine neden olacaktır. Ancak hedef bu ise, yani erkek bitkilere dönüştürmek istiyorsak, çok fazla kırmızı ışık buna göre yardımcı olacaktır. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda tekrar görüşme dileğiyle. Hoşça kalın.